Millet İttifakı'nın saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayı, inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok kıymetli Millet İttifakı Genel Başkanları, Gelecek Partisi'nin değerli Genel Başkanı, önceki dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, saygıdeğer Gelecek Partisi İl Başkanı ve onun nezdindeki, onların ev sahipliğindeki katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizlerle beraber mübarek Ramazan gününde buluşmanın, birlikte iftar yapmanın, bu hoşgörü kentinde asırlar boyu insanları bir araya getirip eşitleyen, insanların bir arada mutlu etmeyi kendine gaye edinmiş bu kadim kentte misafir etmenin onurunu yaşıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan hepimizin hayatında çok özel, çok değerli bir zaman dilimi. Bizi Rabbimize yakınlaştıran, birbirimizle gönülden buluşmamızı sağlayan mübarek bir ay. Maneviyatı en yüksek seviyede yaşadığımız bu günlerde aklımızın, yüreğimizin bir yanında hep depremzede vatandaşlarımız ve o bölgede yaşayan insanlarımız var. Ramazan ayının manevi atmosferi onların yaralarının daha hızlı, daha şefkatle sarılmasına da bir vesile, bir fırsat olur inşallah. Milletçe önümüzdeki hayati bir görev olan bu sürece dair düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. İnşallah hep birlikte öncelikle depremzede yurttaşlarımızın yaşam koşullarını hızla normalleştiririz. Barınma, geçinme, eğitim, sağlık, kültür gibi tüm ihtiyaçlarını hep birlikte karşılanmasını sağlarız. Bunları yaparken bir yandan da yaşadıklarımızdan ders çıkartmakla birlikte bundan sonraki böyle felaketlere yol açmayacak önlemleri inşallah hep birlikte tedbirlerini alırız. Bununla da mükellefiz. Yönetici olarak, vatandaş olarak hep birlikte bu felaketi neden yaşadığımızı dürüstçe analiz etmek zorundayız. Hangi hatalar, hangi ihmaller bizi bugüne getirdi? İnşallah hepimiz için önümüzdeki süreç bir fırsat olacaktır. Önemli bir geleceği hep birlikte tasarlayacağız. İnşallah hep birlikte ülkemize ve milletimize büyük bir değişimi hep birlikte sağlayacağız ve yaşatacağız. Bir avuç insanın değil, milletin aklıyla yeni bir dönemi hep birlikte başlatmanın gururunu yaşayacağız. Biz ülkemizin 86 milyon insanının aklıyla, yüreğiyle, vicdanıyla hareket ettiği bir dönemi yaşamanın temennisi içerisindeyiz. Bu Ramazan ayında ifade edelim ki kibirin, gururun, israfın hiçbir zaman memleketimizin hiçbir kurumunda, hiçbir köşesinde olmamasını diliyoruz. Tevazuda, sorumlulukta ve adalette buluşmayı temenni ediyorum. Yalnızca bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayanlarla değil, bizden ne kadar farklı olursa olsun bu memleketin her insanıyla buluşmanın önemli bir karakter olduğunu düşünüyoruz. İşte insan olmak eminim ki bunu gerektirir. Siyaset dediğimiz şey toplumdaki en geniş uzlaşmayı, en büyük buluşmayı hedefliyorsa değerlidir. Yöneticilik, farklı akılların, farklı gönüllerin en geniş ortak paydasını bulma becerisidir. İşte bu bakış açısıyla hareket etmenin
temennisini belki de bulunmanın en güzel anı Ramazan ayında iftar sofrasıdır diye düşünüyorum. Ayrımcılıktan, israftan, ifrattan uzaklaşan soframıza bütçemizin ve ülkemizin bereketinin taşındığı günleri temenni ediyoruz. Merhametin, kalp zenginliğinin ayı Ramazan'ın ruhumuza sevgi, sabır ve hoşgörü doldurması temennisiyle bu anlamlı iftar sofrasını bizlere yaşatan ve bu güzel hisleri bizimle birlikte yaşamayı sağlayan başta değerli Genel Başkanımız ve önceki dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, saygıdeğer eşi ve Gelecek Partisi İl Başkanı ve İstanbul Teşkilatı'na yürekten teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı bir Ramazanlar diliyorum.